Türkiye'de deprem nedeniyle yakınları mağdur durumda olanlar bunları yurt dışında yaşadıkları ülkelere nasıl getirebilirler? Bunun çözümü şu. Yani gönderdiğiniz davetiye altına ne yazacaksınız? Şu nedenlerden dolayı veya ek olarak oraya bir sayfa yazarsınız. Onu da o şekilde gönderirsiniz. Bunlar da Ankara'da o ülkenin veya başka şehirlerde varsa konsolosluklarına başvuruyorlar ve onlara vize kolaylığı verilir. 3 aylığına gelebilirler. Almanya ne yaptı? Vize de istemiyor. Gelsin, kalabilirler yakınların yanında 3 aylığına. Karar almış. Tabii bunu başka ülkelerde böyle karar alabilirler ama çoğu ülkede bu yok. En kolay yolu bu. Şimdi niye bunu böyle size rahatlıkla söylüyorum? Biliyorsunuz 1999 depremi olmuştu. O zaman ben dernek başkanıydım Finlandiya'da. Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'na yazı yazdım. Yani Türkiye'de yakınları mağdur olanlar var. Bunlara vize kolaylığı sağlayın. Artı Finlandiya'ya geldikleri zaman sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmalarına da yardımcı olun diye. O zamanın Dışişleri Bakanı Tarja Halonen'di. Sonradan Cumhurbaşkanı oldu 2000 yılında. Bana resmi olarak yazı geldi. Yaklaşık birkaç hafta sonra. Diyor ki vize kolaylığı sağlarız ama diyor sağlık hizmetleri konusunda yardımcı olamayız. Çünkü Türkiye ile bizim sosyal güvenlik anlaşmamız yok. Sosyal güvenlik anlaşması olan ülkelerde de sağlık hizmetlerinden yararlanırlar. Bunlar biliyorsunuz o nedenle imzalanmış antlaşmalar ama Finlandiya gibi bazı ülkelerde de sosyal güvenlik antlaşması yok. Bu bakımdan sağlık da önemli çünkü ve olur ya azıcık yarası yaralanmıştır veya durumu başka işlemde de gerekebilir. Şimdi buradan tecrübem olduğu için sizlere ne diyorum? Vizede davetiye yazıyorsunuz vize için. Altına da gerekçelerini yazınız. Hızlandırırlar vizeleri de. Yakınlarınızı yanınıza getirebilirsiniz. Akraba olur ama başkasını getiremezsiniz tabii yakınlarınızdan haricinde. Onlara pek izin vermezler. Çünkü bu konularda da suistimal edenleri de olabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Avrupa ülkeleri bunlara da ne yapıyorlar? Dikkat ediyorlar. Çünkü nereden görüyoruz? Birileri IBAN numaraları dolaştırıyor veya başka şeyler, şu yardım, bu yardım, işte talan edenler var Türkiye'de. Böyle şeyleri görüyoruz. Bu vize uygulamasında yanlış olarak kullananlar olabilir. Onun için bunlara da dikkat etmek lazım. Tabii bu ülkeleri de böyle iyi niyetlerinde suistimal etmemek lazım. Şu anda bütün dünyadaki ülkeler Türkiye için seferber olmuş durumdalar. Ne yapacağız? Sizler de yakınlarımı nasıl getirebilirim yanına diye düşünüyorsunuz. Gidin onları da gönderin davetiye. Davetiye detaylı olarak altına da gerekçesini yazın. Ekini de yazın. Onlar da varsa fotoğraf motoraf eklesinler. Evlerinin durumu şudur budur. Hangi neredeyseler onlara kolaylıkla vize verirler. Evet arkadaşlar sorunlarınız bana geliyor. En önemli sorulardan birisi de buydu. Ama sakın ha bu konuda suistimal edilmesin bu durum. Çünkü devletler yardım ediyorlar. Bu arada da yardımı yanlış yönde kullananlar olabilir. Dediğim gibi para toplamadır, şudur, eşya topluca şudur budur. Bizlere her gün IBAN numarası veya işte şu oldu, mağdur oldu. Ben de diyorum ki AFAD'ın buyurun diyorum. AFAD'ı arayın, Kızılay'ı arayın. Zaten giysi Türkiye'de şu anda fazla miktarda var. Zaten yurt dışından da ne yapıyor? Gurbetçileri de gönderiyorlar. Başka elektrikli aletler, ısıtıcı şudur budur. Her şey gönderiyor. AFAD'a gönderiyorsun. AFAD bunları dağıtıyor. Kızılay dağıtıyor. Ne yapmış? Devlet yayınlamış. Bazı arkadaşlar şey etti. Ben de paylaştım. Alanya'daki, Antalya'daki oteller gelin kalın diye ilanlar verenler var. Otel var orada, şu var, bu var. Ben yardım istiyorum. Ne istiyorsun? Kalacak yer. Burada kalacak yer var. Giyecek mi yiyecek? Giyecek de var burada. AFAD zaten sana veriyor. Ne yapıyorsunuz? Siz de yurt dışından paralarınızı, gönderdiğiniz paraları AFAD'a, Kızılay'a gönderiyorsunuz. Onlar da ne yapıyor? İleri doğru bunları dağıtıyorlar. Giyecekler aynı şekilde başka malzemelerde ne yapıyor? Dağıtılıyor. Dağıtılmaya da devam edecek. Kişisel olarak birileri sizlere bir şeyler istiyorsa tanımadığınız kişilerle hiçbir zaman muhatap olmayınız. Çünkü suistimal ediliyor. Bu arada ne oluyor? AFAD yazıyorsun. AFAD'ın sahte banka numarasını da oluşturmuşlar. Yani AFAD'ın sahte bir link. Oradan ne yapıyorlar? Sen kredi kartını, şunu, bu banka şeyine girince şifrelerini çalmaya çalışanlar da var. Bunlara da dikkat edin. Sakın Google'dan AFAD mafat hesap numarası arayıp bulmaya da çalışmayınız. Onlar sizi ne yapar? Zor durumda bırakabilir. Ben gene AFAD'ın, Kızılay'ın numaralarının linklerini sayfam, bu videomun metin kısmına koyuyorum. Bu arada Avrupa'dan Frankfurt'ta Ziraat Bankası'nda Kızılay'ın şubesi var. Avrupa'dan ona çok daha kolay para aktarmak mümkün. Onun da linkini koyuyorum. Ayrıca da AFAD'ın normal girip kolay bir şekilde ödeyeceğiniz
yani yardım yapacağınız linki de var. Onları da videomun metin kısmına koyuyorum. Evet. Gelen soruları cevaplandırıyorum. Cevaplandırmaya da devam edeceğim. Şimdilik bu konu çok önemli. Çok soruldu. Çoğu kişiyi yönlendirdim. Ama olur ya, niyetiniz olur. Yakınlarınızı nasıl getirebilirsiniz? Getirmeniz şu anda çok kolay. Dediğim gibi vize davetiyesini detaylı bir açıklama yazın. Bu önemli. Evet. Hepinize Helsinki'den selamlar. Kalın sağlıcakla.